Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kızımın doğum gününe yapmış olduğum pastanın tarifini vermek istiyorum sizlere. Ve ben bu pastayı sürekli sipariş alıyorum arkadaşlar. Yani çok sık yaptığım bir pasta. Lezzeti herkese hitap eden, gerçekten kıvamı, tadı tam yerinde olan bir doğum günü pastası diyebilirim. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum deneyenlerden yiyenlerden kesinlikle tam not alan bir pasta arkadaşlar. Ve yapımı aşırı basit. Yani inanın gözünüzde büyütmeye hiç gerek yok. Şimdi geçiyoruz tarifimize. İlk önce e, kekimizi yapmakla başlayacağız yani pandispanya. Bunun için 4 adet yumurtamız var. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozuna ihtiyacımız var. Kekin malzemeleri sadece bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi her zamanki gibi yumurta, şeker ve vanilyayı birlikte böyle köpürene kadar, rengi açılana kadar çırpmamız gerekiyor. Kekinizin güzel kabarması için çok önemli bir püf noktası bu arkadaşlar. Bu işlemi kesinlikle ihmal etmeyin. Yani çünkü hem böylelikle yumurta kokusunu ortadan kaldırmış olursunuz. Hem böyle kekiniz çok güzel bir şekilde kabarır ve yumuşacık olur. Bu şekilde güzelce köpürttükten sonra unumu ve kabartma tozumu ekleyeceğim. Bu kıvama gelmesi çok önemli. Fırınımı da 160 dereceye açtım. Isınıyor şu an. Unun üzerine bir paket de kabartma tozumu ilave ediyorum. Ve ben vanilya aroması ekledim ekstra olarak. Ama bu kesinlikle mecbur değil. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar ilave ettim. Ve yine her kekte olduğu gibi mikserimi çalıştırmadan şöyle bir hafif karıştırdım ki unlar her yeri sıçramasın ve mikserin düşük devrinde homojen bir kıvam oluncaya kadar çırpıyorum. Kesinlikle yüksek devirde çırpmayın. O yumurtaların havasını söndürmeyin. Kek harcım hazır artık. Yağlı kağıt serdim. Fırın tepsime döküyorum kek harcımı. Ben pandispanyamı düz bir şekilde pişirmeyi tercih ettim. Çünkü iki katman olarak kullanmayı düşünüyorum. Ama siz sadece alt tabanında olmasını istiyorsanız kekin normal yapacağınız kalıpta da pişirebilirsiniz kekinizi. O zaman kekiniz daha kalın olmuş olur. Ben ortasında ve alt tabanında kek olmasını istedim. O yüzden böyle ince bir şekilde pişirmeyi tercih ettim. Kek harcımızı yaydıktan sonra tepsimizi birkaç kez böyle tezgah vuruyoruz ve 160 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum. Kekim pişerken ben de çilekli sosumu hazırlayacağım. Ben dondurulmuş çilek kullandım arkadaşlar. Buzu hafif çözülmüştü gördüğünüz gibi. Yaklaşık 750 gramlık paketler kullandım. Şimdi dibinde biraz çileklerin suyu kalmış. Yarım su bardağı kadar su ilave ediyorum. Kabımı o suyla çay çalkaladım. Çilekli suyumu da dökmüş oldum üzerine. Yani suyu çok fazla ilave etmeyin. Çünkü çilekleri daha sonra blenderdan geçireceğiz. Ben üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ettim. Çünkü dondurulmuş çilekler biraz tatsız oluyor maalesef. Ee, şimdi onlar ocakta kaynaya dursun. Bu arada ben 7 yap 7 adet e, yaprak jelatin kullandım. Bunları soğuk suyun içerisine bırakıyorum. Jelatin Tabii ki helal jelatin kullandım arkadaşlar. Kesinlikle polemik yaratmaya gerek yok yani bunu baştan açıklamak istiyorum yani herkesin aklı kendine yeter diye düşünerek tarifime devam etmek istiyorum ee, helal jelatin kullanıyorum tekrar söylüyorum üstüne basa basa ee, jelatin yapraklarımı soğuk suda bekletiyorum bu arada kekim de pişti gördüğünüz gibi pufidik pufidik çok güzel bir şekilde kabarmış yine her zamanki gibi pişme testi uyguluyorum çöp şişle pişip pişmediğini kontrol ediyorum Kesinlikle kabardı, kızardı diye fırından çıkartmayın. Benim kekim piş, pişmiş. Fırından çıkartabilirim. Bu arada çileklerim de kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. çileklerin yumuşaması yeterli. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi blenderdan geçireceğim. Ocağın altını artık kapatıyorum. Blenderdan geçiriyorum çileklerimi. Bu aşamada dikkatli olun. Üzerine, üzerinize sıçramasın. Çünkü kaynar haldeler şu an. Bu işlemi sıcakken yapmalıyız. Çünkü neden derseniz sıcakken ilave edeceğiz jelatinlerimizi. Öbür türlü yani etki etmez jelatin pastamızı tutmasını sağlayacak. Güzelce blenderdan geçirdim. Bu arada jelatin yapraklarım da yumuşadı. Böyle elimle suyunu sıkarak tek tek çilek sosuma ilave ediyorum. Zaten sıcağıyla hemen eriyorlar gördüğünüz gibi. İçerisine atar atmaz böyle eriyorlar. Ama hepsini dediğim gibi tek tek elinizle suyunu sıkarak ilave edin. Ve kaşıkla karıştırıyorum. Zaten birkaç saniye içerisinde hemen eriyor. Kekinizi ve bu çilekli sosu önceden yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü her ikisi de soğuk olmalı. Yani çilekli sosunuz ılık olacak. ılıktan böyle soğuk olmaya yakın. Kekiniz de soğumuş olsun. Zaten yoksa diğer türlü kremayı eritir. O da olmaz. Şimdi geçiyoruz kremamızı hazırlamaya. Bunun için 5 adet e, sıvı kremayı çırpma kabıma ilave ettim. Soğuk olmalı kremalarınız. Bu çok önemli bir püf noktası ve kesinlikle yağsız krema kullanmayın. Yoksa e, yağsız kullanırsanız krem şanti kıvamına asla gelmez. istediğiniz kadar çırpın yani olmaz kesinlikle yağlı ve çok soğuk krema kullanmalısınız. Dediğim gibi ben 5 adet kullandım. Üzerine 5 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave ettim. Az önce belirtmeyi unuttum. Ee, siz taze çilek kullanacaksınız. Şeker miktarını tabii ki azaltabilirsiniz. Şeker miktarı tamamen damak zevkinize kalmış bir şey. Çırpmaya başladım. Ve böyle krem kıvamını almaya başlayınca çırpma işlemini bırakıyorum. Bu aşamada başında durmanızı tavsiye ederim mikserin. Çünkü eğer çok fazla çırparsanız kremanız tereyağına dönüşür. O da istediğimiz bir görüntü değil. Yoksa kremanız böyle pütürlü pütürlü olur. Kesik kesik görünümü olur yani. Onu istemiyoruz. Bu aşamada ben çilekli sosumu buzdolabına kaldırmıştım. Şu an ılık vaziyette hatta soğuk olmaya yakın. Kesinlikle sıcakken dökmeyin. Yoksa kremanızı keser yani. Olmaz. Çilekli sosumu da ilave ettim. Tekrar son bir tur, hepsi birbiriyle karışana kadar çırpıyorum ve muhteşem çilekli kremamız hazır olmuş olacak. Aslında mus yapmış olduk çünkü içerisinde jelatin var. Muslu bir pasta aslında bu. Tam tarif isterseniz yani tam adı öyle. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. harika. Gerçekten lezzeti harika. Herkesin çok sevdiği bir pasta arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şimdi çırpıcıyla son kez bir böyle karıştırıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi kenarlarında beyaz krem şantimizden biraz kaldı. Kremamızdan daha doğrusu. Onları homojen bir kıvam olması için tekrar bir böyle çırpıcıyla hafif karıştırıyorum. Şimdi bu arada kekim de soğudu. Ben böyle yuvarlak kalıp kullanacağım. 2 adet çizikler attım kekimin üzerine kalıbın boyuna göre yani gördüğünüz gibi bu şekilde birini normal kalıbıma göre keseceğim, diğerini ise çok hafif böyle içten kesiyorum şu an olduğu gibi gördüğünüz gibi çünkü bunu orta katına koyacağım ve ee, pastamı çıkar ee, kalıbından çıkarttığımda orta kattaki pandispanyanın gözükmesini istemiyorum. Şimdi spatula ile Narin bir şekilde kekimi çıkartmaya çalışıyorum. Kesinlikle çok dikkatli olun çünkü aşırı yumuşak bir kekimiz var. Kırmamaya özen gösterin. Yumuşaklığı zaten videodan da anlaşılıyordur sanırım. İlk önce büyük parçayı en alt tabanına koyacağım. Ben kenarına böyle daha sonra kalıptan çıkartması kolay olması için yağlı kağıt kestim kalıbımın boyuna göre etrafına böyle yerleştirdim. Şimdi dikkatli bir şekilde büyük olan kek parçamı en alt tabanına koyuyorum. Gördüğünüz gibi aşırı yumuşak bir kek. Yani gerçekten harika. Kreması dışında aslında maliyetli bir pasta değil aslında. Zorluğu hiç yok. Gördüğünüz gibi kesinlikle yani herkesin yapabileceği türden bir pasta. Kesinlikle püf noktalarına uyarsanız mükemmel bir pasta elde edersiniz. Buna garanti veriyorum. Şimdi çilekli musumu böyle yarısına yakın olacak şekilde döküyorum. Dediğim gibi yaklaşık yarısını döküyorum yani. Ve daha sonra bir spatula ile her yerini böyle hafif düzeltiyorum ki kremam eşit bir şekilde dağılsın yayılsın her yerine kenarlarında böyle boşluk kalsın istemiyorum yani ka yağlı kağıdını çıkarttığımda böyle pürüzsüz bir görünüm istiyorum o yüzden kenarlarına doğru güzel kaktırıyorum kremamı ve daha sonra daha ince daha küçük kesmiş olduğum kek kalıp kek parçamı yerleştiriyorum gördüğünüz gibi kenarlarında boşluk var bu sayede kremam akacak oralara ve kekim görünmeyecek. Gördüğünüz gibi ben alt tabanını çok güzel karıştırmamışım. Çilekli harcımızdan biraz kalmış ama hiç sorun değil. Kesinlikle bu şekilde. Şimdi spatula ile üzerini düzeltiyorum. Dümdüz bir şekil veriyorum. Ki jölemizi dökünce güzel bir görüntü elde edelim. Bu pastanın en önemli püf noktası da arkadaşlar kesinlikle bir gece buzdolabında dinlenmesi gerekiyor ki jelatin etkisini göstersin. Bir gece buzdolabında dinlendirdiğim pastamı şimdi kalıbından çıkartıyorum dikkatli bir şekilde. Eğer bütün gösterdiğim işlemlere göre yaptıysanız pastanızı bu aşamada artık hiçbir risk yok demektir. Yani demem o ki bu şekilde böyle mus bir pastanız olmuş olacak. Kesinlikle akmaz tutmuş yani gördüğünüz gibi. O döktüğümüz sıvı halinden hiç eser yok. Gayet bir şey, güzel bir şekilde tutmuş muz halinde. Şimdi ben üzerlerine Türkiye'den getirmiş olduğum hazır jöleden dökeceğim. Bu şekilde frambuaz aromalı. Kendinden jöleli. Çok memnun kaldım. Ben bunu Türkiye'de bir pasta malzemesi satan küçük bir dükkandan bulmuştum. Ama gittiğimde yine alırım. Değişik lezzetlerde de alırım. Çok beğendim çünkü. Çok pratik, çok kurtarıcı. Hafif böyle kıvamını açıyorum çırpıcıyla. Hiç su falan eklemiyorum. Yani kendi yeterli. Ve rengi harika. Çok güzel parlak bir jöle. Şimdi dikkatli bir şekilde pastamın üzerine döküyorum jölemi. Biz patula ile gayet nazik bir şekilde Böyle kenarlara doğru kaktırarak jölemi sürüyorum. Ve kusurları illaki olacak arkadaşlar. Yani ki sonuçta ev yapımı bir pasta. Profesyonel değiliz. Kusurları artık görmezden geleceksiniz. Ve ee, diğer jölemden biraz sıkma torbama koydum. Ve ucunu makasla kestim. Böyle kenarlarından akıtıyorum o istediğim görüntüyü alabilmek için çok akmamış yerlerden tekrar sıkıyorum ve akmasını sağlıyorum. Bu şekilde. Aslında süslemesi tamamen hayal gücünüze kalmış bir şey. Ben krem şanti çırptım böyle bir paket sıvı krema ile birlikte. Gayet katı bir şekilde. Şimdi üzerlerine biraz böyle sıkıyorum. Dediğim gibi süslemesi tamamen hayal gücünüze kalmış bir şey. Gerçekten ısrar ediyorum yani bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Vazgeçilmez özel günlerinizin pastası olacak yani. Buna garanti veriyorum. Şimdi üzerlerine ben e, kalp şeklinde küçük böyle pasta süsleri yerleştirmek istedim. Aslında doğruyu söylemek gerekirse elimin altında bunlar vardı. Bunları değerlendirdim. Hem renk olarak pastamıza uyumlu olmasını istedim. Bu pasta hakkında düşüncelerinizi, yorumlarınızı gerçekten büyük sabırsızlıkla okumak istiyorum. Bunu yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok memnun olurum. Şimdi sizlere dilimleyip kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. Pastam artık servise hazır. Dikkatli bir şekilde, çünkü çok nazik bir pasta. Dediğim gibi böyle muz kıvamında, yani köpük kıvamında resmen. Ve her kestiğinizde bıçağınızı böyle peçeteyle silin. Böylelikle pürüzsüz bir dilim kesmiş olursunuz. Ve şimdi iç dokusunu görmeye hazır mısınız? Geliyor. Ve muhteşem pastamız bu şekilde. Gerçekten lezzeti, kıvamı tam yerinde, harika. Hem görüntüsü hem lezzeti mükemmel. Kesinlikle ama kesinlikle ısrar ediyorum. Yani bunu mutlaka deneyin. Görüyorsunuz şimdi bir çatalla kesiyorum ve nasıl tuttuğunu yani görüyorsunuz. Ve çok hafif yumuşacık böyle köpüksü bir kıvamı var ya. Gerçekten mus yani mus gerçekten abartmak istemiyorum ama lezzeti kıvamı süper bir pasta. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz. Abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.